27 Aralık 1916, saat 13. Türk askeri cenge hazırlanıyordu. Biraz sonra kopacak kıyametin heyecanı ile benim de yüreğim çarparken gözüm batarya dürbününün adesesinde düşmanı seyrediyordum. Nihayet saat 13.25'te aylardan beri karşısındaki yabancı çığlıklara dişini sıkıp susan 4 top birden alev kusmaya başladı. Dünya savaş tarihinde bir ilk olan 7.7 inçlik dağ bataryasının bir uçak gemisini 36 dakikada sulara gömen emri verişini böyle anlatıyor topçu mülazım Mustafa Ertuğrul. Batırdığı uçak gemisi ise 120 metre boyunda saatte 25 mil hız yapan ve 6 uçak taşıyan İngiliz bandıralı Ben Mayçeri'dir. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan tarih kitaplarında Ben Mayçeri tek cümleyle yer alır. Batırılan ilk uçak gemisi. Mustafa Ertuğrul ve komutasındaki topçu bataryası o gün Meis Limanı'na demirli uçak gemisi Ben Mayçeri'nin dışında 200'e yakın yelkenli gemi ve sandalı batırır. İngilizlerin hayaline bile gelmeyecek bir iş yapar Mustafa Ertuğrul. Meis Adası Limanı'nın tam karşısındaki buruna 4 sahra topundan oluşan bataryasını tam 2 ay boyunca dağları aşırarak gülleleri sırtlarında taşıyarak getirirler. Burunda Ben Mayçeri'nin limana girmesini sessizce bekleyen 30 kadar Türk askeri dünya savaş tarihine bir savaş gemisini batıran ilk birlik olarak geçerler. Hem de 7.7 inçlik 4 cılız sahra topuyla. İngiliz ve Fransız donanmasının raporlarında Türk kıyılarındaki çılgın bir Türk bataryasından bahsedilmektedir artık. 13 Aralık 1917 Ayva Koyu. Müttefik Deniz Kuvvetleri Akdeniz'deki en önemli silahlarından birinden olduğu için çok öfkelidir. Türk kıyıları sürekli denetim altında tutulur. Motorlar, kayıklar batırılır. Yerleşim birimleri zaman zaman bombardıman edilir. Sabrı taşan topçu mülazım Mustafa Ertuğrul yaptığı yeni bir planı 135. Alay Komutanı Alman Yarbayına kabul ettirmeye çalışır. Müsaade ederseniz bataryamla bir gece ansızın Antalya'yı terk ederek meçhul bir istikamete gidiyormuş gibi yapıp Ağva Koyu'na gideyim. Limana hakim buruna bataryamı yerleştireyim. Emrime verilecek bir yelkenli ile bu gemiyi limana sokup avlamaya çalışayım. Plan basittir. Bölgenin zorlu coğrafyası ve yol yokluğundan ötürü Türklerin askerlere kumanyalarını yelkenli teknelerle dağıtmak zorunda olduğunu Fransızlar bilmektedirler. Fransız savaş gemileri bu yelkenlileri sık sık yakalamakta ve kumanyaya el koyup Türk askerlerinin aç kalmalarına neden olmaktadırlar. Fransızlara kovalamaktan zevk duyacakları bir yelkenli gönderir Mustafa Ertuğrul. Bu basit avı Fransız kruvazörü Paris 2 Ağva Koyu'nun içine dek izler. Girmesiyle de bir hafta önce koya egemen bir noktaya yerleşmiş olan Mustafa Ertuğrul'un bataryası ateş emriyle saldırıya geçer. Paris 2 sadece 18 dakikada denize gömülür. Düşman donanması içinde artık efsaneleşmeye başlayan Mustafa Ertuğrul bataryası 145 atımdan 110'unu gemiye isabet ettirecek kadar ustadır. Paris 2'yi kaybeden Fransızlar Türk kıyılarında intikam fırtınası estirirler. Kıyıdaki yerleşim birimleri durmadan bombardıman edilir. Uçak gemisi Ben Mayçeri'nin ardından koskoca Paris 2 kruvazörünün de bir dağ bataryası ile batırılması müttefiklerin artık açıktan seyretmeye başlamasına neden olmuştur. Gemilerin topçu menzilinin dışından dolaşması Mustafa Ertuğrul'u durduracak değil ya, dağ bataryası ile uçak gemisi batırılırsa küçük bir balıkçı teknesi ile bir savaş gemisi haydi haydi batırılır der. Topçu mülazım Mustafa Ertuğrul Paris 2'yi batırdığı bombardıman sırasında elinden kaçırdığı Alexandra adlı savaş gemisi için dahiyane bir tuzak kurar. Herhangi bir yelkenlinin kaburgasını kaplayan iç tahtaları sökülerek mümkün mertebe fazla miktarda dinamit kaburga aralarına döşenecek, tam merkezine de bir top fünyesi yerleştirilecek. Fünye halkası bir telle portakal sandıklarından birisinin altına bağlanıp kaburgalar tekrar çıkarılarak düzenek hazırlanacaktı. Birbirine bağlı sandıklar mutlaka bir vinç yardımıyla kaldırılacaktı ki fünye dinamiti ateşleyip geminin batırılmasını sağlasın. Bir kamikaze botu haline getirilen yelkenli kıyıdan açılır. Açık denizde Fransız savaş gemisini gören önceden tembihli askerler suya atlayıp kıyıya doğru yüzmeye başlarlar. Fransızlar portakal sandıkları ile dolu bu tekneyi ele geçirdikleri için mutludurlar. Ama ya bu da o çılgın Türk'ün bir tuzağıysa, sandalın üzerine önce bir Fransız bahriye eri çıkartılır.
görünürde bir tuzak yoktur. Ama ya Türkler portakalları zehirlemişse? Sandalın uzağında duran savaş gemisi Aleksandra'nın güvertesindeki gemi doktoruna birkaç portakal götürülür. Portakallar zehirsizdir. Derin bir oh çekilir. Sandal savaş gemisine yanaştırılır ve birbirine bağlı portakal sandıklarını gemi güvertesine çıkartmak için vinç çalıştırılır. Kurulan tuzağa düşen Aleksandra, gövdesinde açılan birkaç metrelik delik yüzünden göz açıp kapayıncaya kadar denizin dibini boylar. Savaş tarihine belki de Akdeniz'de Türklerle müttefikler arasındaki deniz savaşları adıyla geçmesi gereken ama aslında sadece 23 yaşındaki bir Türk subayının akıl almaz başarısının özeti böyle. Dünya Savaşı bittiğinde Mondros Mütarekesi gereğince işgal edilen Anadolu topraklarında tüm silah ve cephaneye el konulur. Topların kamaları sökülür. O tarihlerde Aydın bölgesindeki birlikleri denetlemekle görevlendirilen Benmay Cherry'nin eski komutanı Charles Sampson gösterdiği kahramanlıktan dolayı bu batarya toplarının kamalarını sökmek askeri şerefe aykırıdır diyerek Mustafa Ertuğrul'un bataryasına dokunmaz. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kamaları sökülmeyen bu dört sahra topundan oluşan batarya Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk topçu birliğidir.